Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. Yani ilerleyişi şu aslında. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Hatta birçok arkadaş sormuş. Daha önce farklı videolarda aslında bu konulardan birkaç bahsetmiştim. İşte klima soğutmuyor. Hani klima kompresörünün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım? Hani baktığınız zaman kompresör, aracı çalıştırdığınız zaman kompresörün yan tarafında, şimdi o kısmı da göstereceğim sizlere. Hani kompresör döner yani. Bu dönen kompresör işte çalışıyor mu çalışmıyor mu, nasıl anlaşılır? Bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Aracın ön tarafına gidelim, klima kapalı bir şekilde. Sonra da klimayı açıp göstereceğim size arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde klima kompresörünün çalışıp çalışmadığını anlayacaksınız. Şimdi klima çalışmıyorken aracın klima kompresörünün yanına geçelim. Evet dostlarım, bakın şu an klima çalışmıyor, araç çalışıyor. Bakın şu klima kompresörü, bakın gördüğünüz kısım. Bakın kayış dönüyor ama şu an klima kompresörü çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bak şu kayışın yan tarafında bir yer var. Şurası bak. Az sonra oraya bakmanızı isteyeceğim sizin. Bakın şu an sabit bir şekilde duruyor klima kapalıyken. Şimdi klimayı açtığım zamanki şeklini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın az önce sabit bir şekilde duran yan kısım şimdi dönmeye başladı. Çünkü klimayı açtık. Klima kompresörü çalışmaya başladı arkadaşlar. Klima kompresörünün çalışıp çalışmadığını bu şekilde rahatlıkla anlamanız mümkündür. Klima kapalıyken kompresörün yan tarafındaki mekanizma sabit kalır. Klima açıldığı zaman o yan tarafındaki mekanizma hareket etmeye başlar. Bu şekilde klima kompresörünün çalışıp çalışmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.